İstanbul Teknik Üniversitesi'ne aslında babam sayesinde girdim. Benim babam da bir mühendis. O üniversite zamanlarında işte mühendis mi olacaksın, bir işletmeci mi olacaksın derken onun da yönlendirmesiyle şöyle söyleyeyim, o zaman 18 tercih yapıyorduk. 10 tane falan İTÜ yazdım yani. İTÜ dışında ben mühendislik istemiyordum. Uçak mühendisliğini kazandım 1996 senesinde. 2000 yılında da mezun oldum. Şimdi İTÜ'lü olmak, yani bunu anlatması gerçekten çok zor. Yani edindiğim arkadaşlıklar, akademisyenlerden öğrendiklerimiz, öğrenmediğimizi zannedip de aslında iş hayatına girdiğimizde aa biz bunu zaten bu şekilde bize empoze edilmiş, bu bize işlenmiş dediğimiz birçok şeyi ben İTÜ sayesinde edindim. Yani bir topluma girdiğimde bile nereye mezunusun dediklerinde İTÜ deyince inanın insanların bakışları bile değişiyor. Uçak mühendisi deyince orada üst şeydi, işte %1'lik dilimde kazanmıştım ben o zaman için. Daha da bir artıyor. Ben mesela İTÜ'lü bir mühendis olmayı şöyle size özetleyeyim. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Bir arkadaşla buluşacağız. O zaman o evli, ben bekarım. Beni aradı. Volkan dedi, kaç dakikaya buradasın dedi. Dedim 8 dakika sonra oradayım. Sonra eşi demiş ki, ya demiş niye 8, 10 değil? Çünkü o demiş mühendis hem de İTÜ'lü demiş. Yani bu kadar. Çok basit ve küçük bir anekdot olsun istedim. Mezunların okuyanlara mutlaka destek olması lazım. Bu bizim bir borcumuz. Hani hep diyoruz ya, bu bize, bu memleket bize ailemizden miras değil, işte torunlarımızdan emanettir. Aslında İTÜ'lülük de öyle bir şey olmalı. Ben bu kapsamda üç arkadaşımıza İTÜ'de okuyan mentörlük yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Bir kere bunu yapmamız lazım. İkincisi bu okulun, bu okudukları bölümlerin, akademisyenlerinin, kampüslerinin çok değerlerini bilmeleri gerekiyor. Böyle bir olanak çok az üniversitede var bu ülkede. Bir kere yani 1700'lü yıllarda kurulup bu zamanlara kadar başarı, kültürel ve bilimsel çizgisini bozmadan gelmek çok az kuruma nasip olur. Öncelikle kuruluşundan bu yana bu tarz bir yönetimde emeği geçen bütün yöneticilerimize, dekanımızdan, rektörlerimize, aklınıza gelecek bütün idari kadroya diyeyim, şükranlarımı sunmak isterim. Çok zor bir kültürel süreçtir bu. O mirası devam ettirmek inanın çok zor. Gelecek 250 yılda diyeyim, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik anlamda önderliğini yapmasını dilerim kurumumuzun. Ve bunu zaten yaptığını da ben çeşitli mecralarda görüyorum. Ve çok da mutlu oluyorum. Benim katkım olabilirse her zaman hazırım. Nice 250 yıllara diyorum.